Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Yanımda Armina var bugün. Merhaba. Merhaba Armina. Hoş geldin. Hoş bulduk. Armina'nın da bir YouTube kanalı var. Bakmak isterseniz buraya link çıkarırım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Açıklama kısmına da yine hesabını bırakırım. Onunla da çünkü bir video çektik. Oradan izleyebilirsiniz. Birbirimizi ne kadar iyi tanımıyoruz diye bir video. Çünkü asla oldu bayağı. Sorduğumuz soruları ikimiz de cevap bulamadık. Evet. O yüzden ondan da bakmak isterseniz açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugün benim kanalımda da kız sohbeti tarzı bir video çekeceğiz. Hayley Sunny'nin videolarına aşırı topuyorum yani ve çok güzel bir şerif olduğunu düşündüm. Elimizden geleni yapacağız size yardımcı olmak için. Umarım faydalı bir video olur. O zaman çok fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Yakın arkadaşının senden hoşlandığını öğrendiğinde ne yapardın diye bir soru var. Yakın arkadaşım ve eğer hoşlanmıyorsam açıkçası ben... Ağlama Pelin. Pelin gözü yaşarıp duruyor çok tatlı. Benim sağ tarafım felç. Sağ tarafımdan sürekli ya gözüm yaşarıyor ya burnum akıyor. Konumu bölmez misin? Tamam çok ciddi konuşuyordum yani. Ayet bir yani. Açıkçası eğer yakın arkadaşımsa benim bir şey hissetmiyorsam yaşanmamış gibi davranmaya çalışırım. Yani konuşurum derim ki bu arkadaşlığın bozulmasını istemem. Hani olmamış gibi davranalım. Ben de bu arada öyle yapıyorum. Ve hani direkt neysek olmaya devam etmeye çabalarım ne kadar zaten gidiyorsa. Zaten şey oluyor. Ne kadar yakın arkadaşın olduğuna da bağlı yani. Best friends forever'san çok sıkıntı aslında. Evet yani o gözle bir daha biraz, bakmak birazcık zor açıkçası şey olur, bence. Biraz mesela böyle mesafeli biri ise, mesafeli dediğim en yakın erkek arkadaşın değilse işler basit. O zaman o hallolabilir yani. Sen bir şey hissetmediğini ama arkadaşlığını bitirmek istemediğini evet. Söylersen hani çocuk da okeyse buna hiçbir bir şey şekilde devam yani. Eder. Ama yani bence çok riskli bir şey ya. Ama yakın arkadaşınsa zaten benim çevremde böyle bir örnek var. Şu an isim vermeyeceğim ama çok yakın arkadaşıydı. Ondan hoşlanıyormuş, yeni öğrendi falan. Şu an yani araları yok yani. Asla konuşmuyorlar, buluşmuyorlar falan. Ondan hani çocuk kendini tamamen kapattı. Kız zaten kız bir şey hissetmiyordu ama hani ara bozuluyor ister istemez. O yüzden bu soruya böyle cevap verebiliriz. Regliyken ne yapılır? Hatta bununla ilgili başka bir tane var bak. Yeni regli olanlar için regli günlerini nasıl geçirdiğinizi ve yapılması gerekenleri konuşabilirsiniz diye. Ben ilk regli olduğumda ne yaptım? İlk regli olduğumda... Ağlayarak günlüğüme yazdım. Yani çok normaldi benim için aslında. Okeydim. Ne ben zaman de, olacak diye beklediğim de. Bir zaman da artık gelmiş. Hayır, bence şöyle olmuştu. Oluyor. İlk başta beklemediğin için bir garipsiyorsun ama sonrasında çevrendeki herkes olduktan sonra bir... Aynen. Tamam, böyle kızlarla zaten aynen. Ya şöyle, kaç yaşında olduğunda çok değişiyor. Benim geç oldu mesela. Benim 7'nin yazındaydı herhalde. Bende de 8'in ikinci dönemi falan oldu. Ve çoğu kişi zaten olmuştu o sıralarda. Hani kızlar aslında bu konuda birazcık birbirlerine yardım etmek konusunda meyilliler evet. Ya. Hani... gizlenecek ya da dalga geçilecek bir şey olmuyor kız arasında ama olmaz. Bir de ortaokul zamanlarında erkekler birazcık problem yaratabiliyor bu konuyla ilgili. Ben genelde umursamıyordum. Şu anda da hani normal hayatımda da pedi böyle çıkarıp gezerek her şeyi yani, tuvalete falan şey da hani saklayarak şey, gitmiyorum. Şey. Çünkü hani gerçekten çok normal bir şey ve her kadının olduğu ve her ay olduğu bir şey. Evet. Bunu anormalleştirenin aslında eğer seni böyle bir konuma sokan biri varsa onu utanması lazım arkadaşlar. Asıl problem yani. Onda hani asıl dalga geçilecek olay da aslında herhalde onun karakterinde biter. Ama arkadaşlar renkli dünyanın nasıl geçiriyoruz? Şey. Arkadaşlar Pelin böyle bir hayat dünyanın en iyi şeymiş gibi falan anlatıyor da yalan abi ben kıvranıyorum ya ölüyorum bak. Geçen 9 tane ilaç içtim tamam mı? Ve hani farkında olmadan dakika başı ilaç içiyorum. Gün zaten hani uyanık olduysa 12 saat anladın mı? 9 tane ilaç sen ne ara içtin? Gece mide kanaması geçiriyordum çok ciddi bir şekilde. Abim hani doktor onu aradım falan. Abi iyi değilim mide kanaması belirtileri gösteriyorum falan diye. Gece yapmadığım şaklabanlık kalmadı. İğrençtim hani... bu tip çok ağrınız varsa bir doktora görünün. Ben mal olduğum için görünmedim çünkü hani diyorum ki kanka hiçbir insan gidip bir günde 9 tane ilaç almaz ki. Dayanamıyorum Pelin. Benim de öyle bir arkadaşıma iğne oluyor. İğne oluyormuş. Ben olmuyorum. Mal gibi böyle yerleri falan tırmalıyorum. Hani çok kötü ağrılı geçiyor. Başta öyle değildi. Şiddeti gitgide artmaya başladı. O yüzden çok kötü oluyor. Sen devam et. Sen dünyanın en iyi şeymiş gibi anlatmaya devam edebilirsin. Hayır ya üşütünce mi oluyor o kadar ağrı? Bilmiyorum çok kötüydüm. Daha yeni iyileşiyorum vallahi. Hayır benim de böyle günlük gibi standık geçmiyor kanka. Yani tavsiye verdim hem istediği için ilk başta daha yeni regle oluyorsa diye anlatıyordum ya. Üstüme gelmeyi kes. Tamam. Hayret bir şey. Benim de o kadar güzel geçmiyor yani. Benim bir hafta sürüyor mesela. Benim 4-5 gün. Ben bir hafta
anneanne donuyla geziyorum. Sıcak su torbası gerçekten çok iyi geliyor. Ben ağrı kesici olarak Arvedes kullanıyorum. O iyi oluyor. Mesela o ben de Constan. Bak mesela Constan sadece regl ağrılarına genel olarak verilen bir ilaç. Onu tavsiye ederim. Constan Fort diye bir şey. İlaç tavsiye etmeyeyim şimdi doktor gibi ama hani genel olarak ya regl ağrısı için, hani iyi, regl ağrısı için yani iyi geliyor. Evet. Yanınızda mutlaka hani tabii pedinizi falan bol, taşıyın. Bol çikolata. Tavsiye olarak şey verebilirim. Kotex'in uzun, bak Kotex'in pedleri çok iyi. Yani çok şu zamana kadar çok pet kullandım. Kotex'inkiler en iyisi bence. Bu bir yanlış. Değil. Kullanabilirsiniz. Harbi mesela pet için güzel pet bulamıyorsanız Kotex'e bakın. Kotex'inki güzel. Tavsiye verdim işte. Tamam, mutlu evet, musun? Çok iyisin. İlk buluşmadan sonra mesajlarıma dönmedi, aramadı. Her yerden engellesem mi? Sen olsan ne yapardın? Bir şey söyleyeyim mi? Sana. Direkt abi yapılacak şey belli. Olmamış yani hani ilk buluşmadan sonrası çünkü o sana yazardı ya da aynen, bir şekilde ulaşmaya çalışırdı. Aynen çabalardı. Ondan hani hiç takma hatta bence de engelleme yani, umursama. Sanki engelleme yani. Şey gibi davran. Sanki o umursamamazlık yapan kişi o değil de sen misin gibi. Aynen. Asla böyle bir şeye trip attığını belli etme. Umursamadan devam etmeye çalış hayatına. Asıl o zaman birazcık daha tedirgin konuma düşer. Yani senin şu anda düşündüğün ve bulunduğun durumun aynısını ona yaşatmaya çalış. O daha mantıklı bir karar olur. Bir, yani o sana cevap yazsa da bu saatten sonra yazma derim ben. Bence de asla cevaplama. Şu bizim için mi sorulan bir soru? Evet. Tamam, buna geçelim. Soru da şey, ciddi bir kavga ettiniz mi? Hayır, ettiyseniz ne? Hiç kavga etmedik. Hiç kavga etmedik. Evet, aynen. Çünkü o kadar yakın değiliz. Ne diyorsun? Lan bak şimdi ilk kavgamızı ediyoruz. Hazır mısınız? Benim. Harbi. Şakaydı ya. Pelin ayağı 40 numara 37 numarayım diye burada beni 2 saat benim videomda rezil etti. Teşekkürler. Diyeceğim şey bu, Pelin'e hemen unfollow'lu. Ya. Hemen takipten çıkın. Sevgiliniz sizin giyiminize karışsa ne yapardınız? Asla dinlemem. Yani açıkça söyleyeyim, benimki dünya en gevşek falan sevgisi benim, olduğu için. Benim de karışmıyor ama karışsaydı biterdi zaten. Hani örneklerini bu kadar de, net örneklerini de gördük. Buradan bir disk geldi. Açıkçası ben asla izin vermem. Hani bu konuda beni baskılıyorsa veya hala karışmaya devam ediyorsa da haddini bildirmesini bilirim arkadaşlar. Yani ne kadar değer veriyorsam ben, kendini öncelik olarak almak kendine gerekiyor. Kendine saygınla alakalı bir şey. Aynen. Yani kendinize saygınızdan bence buna izin vermemeniz gerekiyor. Ve açıkçası ben kendi tarzımı başkası yüzünden değiştirmenin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hani beni sevdiyse ve sevgili olduysam, beni kendi olduğum tarzım ve şeklimden, hani karakterimden evet, ötürü sevmişse, sevgili olduktan sonra buna karışması da çok saçma olur. Katılıyorum. +500. İşte bak. Gözenekler için öneriniz var mı? Senin var mı? Benim yok. Benim bu arada çok iyi cilt bakım önerilerim var. Söyle. Şimdi şey var, The Body Shop'ın, tamam mı? T3 diye bir şey var. Aa, çay ağacı serumu. O serumu alıyorsunuz. Yeşil bir şey, böyle naneli mentolü gibi bir şey. O sivilce ve gözenekle çok iyi geliyor. Gece serumu diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Onu kullanıyorum ben. Cildimde çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şu aralar biraz pütür pütür olmuş olabilirim şuralarım. O da Zeklidemiş şeyden aynen. Bu mu? Bu. Bu serum, tamam. Bir de nemlendiriciniz falan düzenli kullanın. Ben eskiden şey diye düşünürdüm. Nemlendirici cildimi yağlandırıyor, iğrenç bir şey falan. O aslında hani cildinizi uzun vadede iyileştiriyormuş. Bunu fark ettim. Tamam. Bunu da nemlendirici çok önemli. İnsanlar hep zayıflığım ile ilgili konuşuyor. Gerçekten çok yorgunum. Onlara ne diyeceğim bilmiyorum. Ben daha önce hiç zayıf olmadım. O yüzden bu soruya bir cevap veremeyeceğim. Yani sen konuşabilirsin. Bana da geliyor arada. Hani fazla zayıfsın, kilo al falan filan. Zayıflık yakışmıyor tarzı diye. Nerede oluyor? Ben ameliyat olduğum için kilo verdim bu arada. Normalde bu kadar ince değilim. Evet, yani o sürede biraz az yemek yediği için. Yiyemediği için. Keyfimden değil yani. Hani kilo bence göreceli bir şey, tamam mı? Hani kime nasıl olduğuna bağlı. Ben mesela inanılmaz zayıflığı bazı insanlara yakıştırmıyorum. Bazı insanlara mesela Pelin'in şu anki kilosu bence çok, yani çok yakışıyor Pelin'e, anladınız mı? Gidip de hani kilo da olsa bunu kimsenin eleştirmeye hakkı yok. Ki siz zayıfsanız zaten elinizde daha büyük bir şans var. Hani yemek yiyip istediğiniz kiloya gelebilirsiniz. Gelemiyorsanız, ki bu da bir tabii hastalık. Gelemiyorsanız çeşitli vitaminlerle, takviyelerle işte doktorunuza danışıp hani kilo alabilirsiniz ama almaya da bilirsiniz. Sonuçta beden olumlama diye popüler bir olay var şu anda. Herkes güzeldir. Bana göre zaten hep bu böyleydi. Hani bu popüler olmadan, yeni gelen aynen, şey değil. Popüler yani olmadan önce de böyleydi. Yani herkes güzeldir. Herkesin bir albenisi vardır yani. Ondan hiç takma yani. Sal onu. Ha, peki onlara ne diyeceğim diyor. Ya ben şey yapıyordum. Mesela örnek olarak şeyi verebilirim. YouTube'a başladığında da bir kitle seni hep şey yapar ya, aşağılar ya, dalga geçer.
senin bir zayıflığın olduğunu düşünür aslında. Hani bu zayıflık şey olarak bir zayıflık. Anladım. Nasıl anlatılır bilmiyorum yani, da bir eksiklikmiş gibi davranılır ya. Hani senin de zayıf olmanla ilgili belki bunu şey yaparsa, aynen hani bundan dolayı seni linçlerlerse, bu konuyla ilgili sana durmadan baskı uyguluyorlarsa da kendinin bu konumda olduğundan dolayı memnun olduğunu, aynen, ve mutlu aynen olduğunu gösterdiğinde insanlar umursamayı bırakıyor. YouTube'da mesela benim için öyle oldu. Ben insanlar dalga geçtiğinde ben şey yapıyordum, hani birlikte onlarla gülüyordum. Hani dalga geçiyordum ben. Aynen öyle. Abi ben de öyle yapıyordum. Beğeniyordum falan yorumlarını, ki öyle olması lazım. Çünkü ya birileri sizin eksikliğiniz olduğunu düşündüğü konular hakkında sizin üstünüze gelir. Bu yüzden öyle konular varsa siz de aynı şekilde onlarla dalga geçtiğinizde, hani onlara dahil olduğunuzda kesiyorlar, bırakıyorlar. Hani her insanın psikolojisi aynı bu konuda, aynen, bence. O yüzden o şekilde bir tavır sergilersen bence düzelir. Devlet Hastanesi'nde burun estetiği mi yaptırdın? Evet. Evet kanka, yaptırdı. Gayet de güzel oldu. Tavsiye ederim. Gidip 35 milyon dolara burnunuzu yaptırmanıza gerek yok. Kızın burnuna bir bakın. Var mı böyle burun? Yok. Bence gidin size yap. Tamam. Bu domuz erkekleri nasıl adam ederiz? Bir şey söyleyeyim mi? Bence şöyle yapabilirsiniz. Çok adam etmişim gibi davranıyormuş. Şöyle bir şey var. Bir insana ne kadar, kendinize ne kadar saygı duyuyorsanız o insan da size o kadar saygı duyar. Anladınız mı? Bunun kilidi bu. Yani sen eğer karşındaki sana kötü davransın istemiyorsanız, anladınız mı? Yani bazı kızlar vardır. Karşısındaki erkeğin kendine karışmasından hoşlanır. Ne bileyim, kıskanılmaktan hoşlanır. Var abi böyle insanlar. Ya bunun hepsinin dozu var ama bak. Böyle faşist düşünceler olabilir. Evet evet, tabii ki, onu anlıyorum. Eğer böyleyseniz zaten sen kendine saygı duymuyorsundur. Ya bunu isteyen anlayabilir kişisel olarak. Her insan domuz olabilir. Ama şöyle domuz olabilir. Yani isterse domuzdur, anladın mı? Biz de domuz olabiliriz eğer karşımızdakine o kadar değer vermiyorsak. Ama çok değer veriyorsak kendi domuzluğumuzu yıkarız ve o domuzluktan çıktığımız vakit işte o zaman mutlu oluruz. Anladın mı? Nokta. Namık Kemal. Kıvırcık saçı nasıl yapıyorsunuz? Bak Pelin, sen kendinkini söyle, söylemen söyleyeyim. Bornoz kuşağı. Gerçekten? Gerçekten. Bornoz kuşağını alıyorum böyle iki tarafa da. Bunu öyle mi yaptın? Yap, evet evet. Bornoz cidden kuşağıyla mi yapıyorum? Şaka yapıyorum. Valla. Bornoz kuşağını alıyorsunuz, kafanıza koyuyorsunuz, sabitliyorsunuz bir tokayla. Kapısı saçınızı ortadan ikiye ayırıyorsunuz. Sonra buradan başlıyorsunuz. Bornoz kuşağını dolamaya başlıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz, ekliyorsunuz buradan böyle. Dolamaya başlıyorsunuz hepsini böyle böyle etrafında. En son ucundan bağlıyorsunuz. Sonra da kafanızda böyle bir tur attırıyorsunuz. Yarım saat ya da bir saat bekletiyorsunuz ıslak saçla. Böyle oluyor. Şey, burnumu yaptırdığım videoda da saçının maşasının adı falan çok fazla soruldu. Bornoz kuşağı. Evet. Yani bir video çekerim eğer çok isterseniz, yorumlara bırakın yani. Ben de kanalıma bir video çekmiştim saçımı nasıl maşa yapıyorum diye. Ben de çok geç öğrendim ama çok iyi taktik. Bunu da kullanabilirsin. Maşayla yapacaklarsa yani. İki yandan benim saçım çok gür. Ondan hani kendim böyle böyle maşa yapamıyorum. İki yandan böyle topluyorum saçımı, tamam mı? Böyle topladım. Bu bir toplama gibi düşünün. Şuradan alıyorum, yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Zaten az az olduğu için açtıktan sonra efsane doğal duruyor. Açık saçı çok zor oluyor maşa. Uzun saç kişi insanız. Evet, çok zaman oluyor. Ben maşa yapamıyorum, doğru. O zaman tavsiyelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Part 2 isterseniz. Evet. Aha, önceden soralım bu sefer. Söylerim, evet. İhtimal daha soru gelecek ama zamanımız evet, yok. Evet, maalesef gitmemiz gerekiyor. Bu stüdyomuzu terk edeceğiz evet, maalesef. Yeni ajansınız. Arka planımızı beğendiyseniz artık burada video çekebiliriz. Evet. O zaman Pelin videosunu beğendiyseniz Pelin kanalına ve benim kanalıma da abone olmayı unutmazsanız. Hayır ya, böyle değil benim kapanışım. Nasıl? Videomu beğendiyseniz beğenip aşağıdan abone olmayı unutmayın. Instagramlarımızı bırakıyorum. Almin Hanım'ınki de açıklamalar kısmında. Almin Hanım'ın YouTube kanalı da açıklamalar kısmında. Almin Hanım'ın TC'si açıklamalar. Almin Hanım'ın YouTube'da çektiğimiz videosu da açıklamalar kısmında. Üstüne başka ne var? Almin Hanım'ın bütün e-devlet şifreleri, efendim, TC kimlik numarası, ehliyet fotoğrafı da açıklamalar kısmında. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok iyi bakın. Hoşça kalın.